Emri maruf, nehi münker. Sual: Emri maruf ve nehi münkeri kimler, nasıl yapabilirler? Kimlere yapabilir? Ne zaman farz olur, ne zaman caiz olmaz? Cevap: Emri bil maruf ve nehi anil münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münkerse, dinimizin yasakladığı, yani Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerdir. Emri maruf çok mühimdir. Emri maruf yapılmazsa ilim yok olur. Cehalet ve sapıklık yayılır. Fitne her tarafı kaplar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala'nın yeryüzünde şehitlerden üstün mücahitleri vardır. Bunlar emri maruf ve nehi münker yapanlardır. Böyle mühim olan emri marufun bazı şartları vardır. Mesela emri maruf yapan, aynı kötülükleri kendisi işlememelidir. İşlerse sözü tesirli olmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen, insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz buyuruluyor. O halde emri maruf yapan, ilmiyle amil olmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İsra gecesinde ateşten makaslarla dudakları kesilen insanlar gördüm. Kim olduklarını sordum. Onlar da, İyilikle emreder, kendimiz yapmazdık. Kötülükten nehyeder, fakat kendimiz sakınmazdık diye cevap verdiler. Emri maruf ve nehi münkeri, rıfk ve hilm sahibi fakihler yapar. Emri maruf çok mühim olduğu için, insan kendisi her iyiliği yapamazsa ve her kötülükten kaçamazsa da, gücü yetiyorsa, emri marufta bulunması gerekir. Hazreti Enes, Ya Resulallah! Tamamen yapamadığımız bir şeyi emretmeyelim mi? Kendimiz tamamen sakınamadığımız bir şeyi nehyetmeyelim mi diye sual edince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, her ne kadar iyiliğin hepsini yapamasanız ve her ne kadar kötülükten sakınamasanız da emri maruf ve nehi münker yapınız. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, söz ve yazıyla emri maruf alimlerin vazifesidir. Kalple dua ederek, günah işleyene mani olmaya çalışmak da her müminin vazifesidir. El ile müdahale ise devletin vazifesidir. Emri marufun önemi. Sual: Herkesin emri maruf ve nehi münker yapması, yani iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışması, mesela bir haksızlık karşısında eylemlerde bulunması farz değil mi? Haksızlık karşısında susmak caiz midir? Yoksa bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mı diyelim? Cevap: Emri maruf farz-ı ayın değil farz-ı kifayedir. Yani herkese farz değil, gücü yetene farzdır. Her gücü yetene de farz değildir. Bir yerde bu işi yapanlar varsa diğerlerine farz olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, içinizde hayra çağıran, marufu emreden ve münkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Âl-i İmran Suresi 104. ayeti. Maruf, dinimizin emrettiği, münkerse dinimizin yasakladığı işlerdir. Emri maruf yapılmazsa, ilim yok olur. Cahillik, fitne ve fesat her yeri kaplar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, fitne, bid'at, sapıklık, küfür yayıldığı zaman, hakikati, doğruyu bilen bir kimse, imkanı nispetinde, sözle, yazıyla, gazete, dergi, radyo, televizyonla başkalarına mümkün olan her yere ve herkese bildirsin. İmkanı varken bir engel de yokken bildirmezse Allahü Teala'nın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Fitne ve fesat yayıldığı, Müslümanlar aldatıldığı zaman doğruyu bilenler herkese anlatsın. Anlatmazsa Allahü Teala'nın, meleklerin ve insanların laneti onun üzerine olsun. Ortalık karışır, yalanlar yazılır, adetler ibadetlere karıştırılır ve eshabıma dil uzatılırsa doğruyu bilenler herkese bildirsin. Allahü Teala'nın, meleklerin ve bütün insanların laneti doğruyu bilip de gücü yettiği halde bildirmeyene olsun. Allah böyle alimlerin ne farzlarını ne de başka ibadetlerini kabul etmez. Bidatler yayılıp sonra gelenler öncekilere lanet ettiği zaman doğruyu bilenler herkese söylesin. Eğer söylemeyip gizlerse,
Allahü Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an-ı Kerim'i gizlemiş olur. Bid'atler zuhur edip eshabıma kötü sözler söylendiği zaman doğruyu bilen herkese söylesin. Söylemezse Allahü Teala böyle alime lanet eder. Ümmetimin bir kısmı kabirlerinden maymun ve domuz şeklinde kalkar. Bunlar Allah'a isyan edenlere nehy-i münker yapmayan kimselerdir. Bir toplumda gücü yettiği halde günah işleyenlere mani olmayanlar, ölmeden önce de Allahü Teala'nın azabına maruz kalırlar. Kötülük men edilmezse azap o milletin hepsine birden iner. Geçmiş ümmetlerden bir kısmı çeşitli azaba uğradı. Bunların arasında iyiler yok muydu denildiğinde Peygamber Efendimiz buyurdu ki hep birlikte helak oldular. Zira günah işlenirken iyiler susmuştu. Alimlerin güçleri yettiği kadar fitneye sebep olmadan idarecilere emri maruf yapması gerekir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki cihadın en kıymetlisi zalim sultan yanında hak yolu gösteren bir söz söylemektir. Emri maruf yaparken fitne çıkarmamaya çok dikkat etmelidir. Faydası olmayacağı ve zarar geleceği bilindiği halde her günah işleyene emri maruf yapmaya kalkmak doğru değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki kıyamette bir kimseye günah işleyene niçin engel olmadığı sorulacak. O da onun zararından korktum, Allah'ın affına güvendim diyecek ve mazur görülecektir. Zalimin zulmünü değiştiremeyen oradan hicret etmelidir. Bozuk bir işi nasihat ederek ve diğer meşru yollarla düzeltemezseniz sabredin. Allahü Teala onu düzeltir. Son hadis-i şerif saldırganlığı değil, meşru yollardan öğüt verip sabretmeyi emretmektedir. Kudreti varken, gücü yeterken haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Müdahene, dünyalık ele geçirmek için dinden taviz vermektir. Haram işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olur. Günah işleyene müdahale. Fitne olmadığı yani dinine veya dünyasına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak gerekir. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek, haram işlemeye razı olmayı gösterir. Susmak, çok yerde iyi ise de gücü yetenin hakkı, hayrı söyleyecek yerde susması yanlıştır. İlmin zekatı ancak ilmi öğretmekle ödenir. Alimin mürekkebi, şehidin kanından üstün olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, müşriklerle savaştan başka cihat var mı diye sorunca, Peygamber Efendimiz cevap olarak buyurdu ki, evet, şehitlerden üstün mücahitler vardır. Emri maruf yaparlar, salihleri sever, facirlere buğz ederler. Dinimizin temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Bunlar öğretilmezse İslamiyet yıkılır, yok olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Tahrim Suresi 6. ayeti. Emri maruf farzdır. Sual: İmam-ı Rabbani, emri bil maruf ve nehi anil münker, Peygamber Efendimizin sünnetinden, belki İslamiyet'in vaciplerinden ve farzlarındandır, diyor. Emri maruf sünnet mi, vacip mi, farz mı? Cevap: Emri bil maruf ve nehi anil münker farzdır. Farz-ı ayın değil, farz-ı kifayedir. Yani herkese farz değil, gücü yetene farzdır. Her gücü yetene de farz değildir. Bir yerde bu işi yapanlar varsa diğerlerine farz olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, içinizde hayra çağıran, marufu emreden ve münkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran Suresi 104. ayeti. Maruf dinimizin emrettiği hususlardır. Münkerse dinimizin yasakladığı, yani Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerdir. Belki kelimesi her zaman ihtimal manasında değildir. Bazen elbette öyle demektir. Kesinlik ifade eder. Vacip de yalnız kullanıldığı zaman genelde farzdır, şarttır anlamındadır. Mesela bu işi yapmak vaciptir demek, şarttır, farzdır demektir. Farz ve vacip denilince o zaman farzla sünnet arasındaki hüküm anlaşılır. Mesela namazın farzları ve vacipleri var denince
Burada vacip, herkesin bildiği vaciptir. Yukarıda vaciplerinden ve farzlarından deniyor. Bu, şartlarından ve farzlarından demek oluyor. Birbirini kuvvetlendirmek için söylenmiştir. Sünnet de tek başına kullanılınca İslamiyet anlamına gelir. Mesela sünnetimi terk edene şefaat etmem demek, Müslüman olmayana şefaat etmem demektir. Yoksa büyük günah işleyenlere de şefaat vardır. Yukarıda emri maruf farzı için Peygamber Efendimizin sünnetinden demek, Peygamber Efendimizin yaptığı farzlardan biridir demektir. Kelimenin tek manasıyla hareket edilirse yanlış neticeye varılır. Ölçü. Sual. Emri maruf yapmanın ölçüsü nedir? Cevap. Emri maruf herkese farz değildir. Farzı kifayedir. Yani emri maruf yapan varsa diğerleri sorumlu olmaz. Emri maruf nehi anil münkerin ölçüsü şudur. Hükümet güç kullanarak, alimler söz ve yazıyla, diğer insanlar kalp ve duayla, bir de imkanı nispetinde alimlerin kitaplarının yayılmasına yardım ederek emri maruf yapar. Sözümüzün geçeceği kesin biliniyorsa, günah işleyenlere emri maruf yapılır. Eğer günah işleyen tatlı sözle edilen nasihati dinlemezse, fitne de çıkacaksa susulur. Tepki gösterecek kimseye emri maruf yapılmaz. Sual. Emri maruf farz-ı ayın değil mi? Mesela camiye gidiyoruz. Kimi başı açık ve yalın ayak namaz kılıyor. Kimisi sandalyeye oturup Hristiyanların put önünde ayin yaptığı gibi namaz kılıyor. Bunları teker teker söylemek gerekir mi? Fitne çıkacak diye söylemezsek bir sakıncası olur mu? Cevap. Emri maruf farz-ı ayın değil farz-ı kifayedir. Bu vazifeyi yapanlar varsa diğerleri sorumluluktan kurtulur. Yani mekruh veya haram işleyen herkese bu yanlış demeniz uygun olmaz. Yapabilirsek böyle kimselere bir tane İslam ahlakı kitabı hediye etmek iyi olur. Üç türlü yapılır. Sual. Emri maruf cihat demek midir? Cihatsa şartları nelerdir? Cevap. Evet, cihattır. İslam ahlakı kitabında deniyor ki, bu cihat ikiye ayrılır. 1. Kafirlere İslamiyet'i tanıtmak, onları küfür felaketinden kurtarmak. 2. Müslümanlara dinlerini, ilmihallerini öğretmek, onların haram işlemelerine mani olmak. Bunların her ikisi de üç türlü yapılır. Birincisi bedenle yapılır. Bunu yalnız devlet yapar. Devletin izni olmadan şahısların saldırması caiz değildir, eşkıyalık olur. İkincisi, her türlü yayın organlarıyla İslamiyet'i yaymak, duyurmaktır. Bu cihadı ancak İslam alimleri yapar veya bunların kitaplarını yaymak suretiyle yapılır. Asrımızda İslamiyet'e karşı olanlar, misyonerler, masonlar, komünistler ve mezhepsizler, her türlü yayınlarla İslamiyet'e saldırıyorlar. Yalanlarla, iftiralarla insanları aldatarak İslam dinini yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar milyonlar sarf ederek basın yoluyla, kitaplar, dergiler çıkarıyor, internet siteleri kuruyor, radyo ve televizyonlarla bozuk inanışlarını yayıyorlar. İslamiyet'i dünyaya yanlış olarak tanıttıkları gibi, bir yandan da ehl-i sünnet olan hakiki Müslümanları aldatarak İslamiyet'i içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Müslüman olmak isteyen yabancılar bu propagandalar karşısında ne yapacaklarını şaşırıp ya Müslüman olmaktan vazgeçiyor yahut yanlış, bozuk bir yola girerek Müslüman olduklarını sanıyorlar. İslam'ın iç ve dış düşmanlarının yıkıcı, aldatıcı propagandalarına karşı ehl-i sünnet alimlerinin yolu olan hakiki Müslümanlığı, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ve Eshab-ı Kiram'ın yolunu medya yoluyla bütün dünyaya yaymak günümüzün en kıymetli cihadıdır. Üçüncüsü, dua yoluyla yapılan cihattır. Bütün Müslümanların bu cihadı yapmaları farz-ı ayındır. Bunu yapmamak büyük günah olur. Bu cihat, cihadın birinci ve ikinci kısımlarını yapanlara dua etmekle olur. Bu üç türlü cihadı Allahü Teala'nın yardımına güvenerek ve dinine uyarak yapanlara Allahü Teala muhakkak yardım eder. Bunun için çalışmadan, birbirimizi sevmeden oturduğumuz yerde yapılan duaları Allahü Teala kabul etmez. Duanın kabul olması için önce sebeplerine yapışmak gerekir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını yayan vakıflara, kuruluşlara yardım etmek malla cihad olur. Bedenle ve parayla cihad edenlere Allahü Teala cenneti söz vermiştir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki,
İslamiyet'in emirlerini bildirip yaymak için keramet sahibi olmak gerekmez. Herkesin bilgisi ve gücü nispetinde çalışması şarttır. İmkanım yoktu diyerek bahane ileri sürmek kıyamette insanı azaptan kurtarmaz.